Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber gene bir ürün incelemesi yapacağız. Yalnız bu ürün biraz acayip. Neden acayip diyorum? Çünkü alıştıklarımızın dışında bir işlem yapıyor. Bu cihaz normalde bir pil şarj cihazı ve önümde gördüğünüz gibi bazı piller var. Bunlar bildiğimiz kumanda pilleri, ince pil. Yani ne şekilde telaffuz ediliyor, birçok şekilde söyleniyor, oyuncak pili gibi. Gördüğünüz gibi iki çeşit pillerimiz var. Ben onları şöyle size göstereyim. Şu biraz daha kalın olan pile AA pil diye geçiyor normalde. İnce olanlara da AAA pil diye geçiyor. Genelde kumandaların içinde olur bunlar. İnce kalem pil diye geçiyor. Bir tanesi de kalın kalem pil diye geçiyor. Ve şimdi şurada marka göstereceğim. Normalde marka ile işimiz yok ama arkadaşlar bu pili biliyorsunuzdur, Panasonic pili. Ve bunun Duracell'in de var, farklı farklı Varta markasının da var. Bu pilleri normalde aldığımızda bir kere kullandıktan sonra geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Daha sonrasında kullanılmıyor zaten, bitiyor. Ve bu pilleri şarj edemiyoruz. Bunlar alkalin piller. Normalde alkalin pillerin şarj olduğunu birçoğunuz kimse bilmiyordur ama ben de bu cihaz sayesinde öğrendim. O yüzden bu cihaza acayip diyorum arkadaşlar. Ve acayip dememin bir sebebi daha var. Onu da videonun ilerleyen zamanlarında söyleyeceğim. Çünkü bu cihaz artık piyasada bulunmuyor. Şimdi bu cihazı bana bir arkadaşım gönderdi. Ben arkadaşım elektronik konusuyla biraz yoğun ilgisi olduğunu bildiğim için ondan cihaz tavsiyesi istemiştim. O da bana cihaz alma, ben sana hediye göndereyim, yurt dışından gelmiş bir cihazım vardı dedi. Hatta çok değişik bir cihaz olduğunu söyledi. Gönderdi. Arkadaşlar baktığımda alkalin pilleri dahi şarj edebildiğini yazıyordu. Cihazı hemen denemeye başladım. Şimdi sizlere de göstereceğim. Normalde pil şarj cihazları zaten bellidir. Şarj olabilen pilleri şarj edebiliyor. Ama alkalin pillerin şarj olduğunu birçoğunuz duymadı. Belki de bu videoda duyuyorsunuz. Ve bu cihazı inceleyen birkaç video daha görmüştüm ben. Onlar da incelemişler aslında ama izleyicim olarak sizler belki haberiniz bile yok. Ben de incelemesini yapmak istedim arkadaşlar. Tabii bu videoyu çekmekte de bayağı bir geç kaldım. Şimdi şurada gördüğümüz piller. Ben bunları aslında ayırdım ama hangisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane ince kalem pilimiz var. Bu AAA denilen pillerden. 4 tane de kalın olan AA pillerden var. Bunların bir tanesi dolu, bir tanesi boş, bir tanesi bozuk. O şekilde ben bazı ayarlamalar yaptım. Bunları koydum ama hangisinin ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Bu şarj cihazı pilleri boşaldıktan sonra bu şarj olmaz dediğimiz alkalin pilleri 20 kereye kadar şarj edebiliyor. Eğer siz Duracell gibi pil alırsanız genelde onlar da arkadaşlar uzun süre, yani defalarca şarj etme durumu olabiliyor. Örnek veriyorum, 2000 mAh'lik bir Duracell pili aldınız. Tabi diğerler arkadaşlar, bunlar benim tahmini olarak söylediğim. 2000 mAh'lik bir Duracell pil aldınız. Pil bittikten sonra bu cihazda kullandığınız zaman 2000 mAh değil de 1500 mAh sizlere sunabiliyor. Ve ortalama olarak yaklaşık değerlerde de 20 kereye kadar pilleri şarj edebiliyor. Duracell markasını niye söyledim? Test edilmiş, yani test etmiş olan arkadaşlar Duracell pillerde daha iyi performans gösterdiğini söylüyorlar. Alkalin pillerinde Duracell pillerin 20 kere falan şarj edebildiğini söylüyor. Ben genelde Panasonic elimde bulunduğu için bunları denedim. Panasonic pillerin bazılarını 5 kere, bazılarını 10 kere şarj ediyorum. Ama tabii ki marketten aldığınız bir pilin gerçek kapasitesini tamamen vermiyor arkadaşlar. Yani %100'ünü size kullandırmıyor. Örnek verelim, az önce de söyledim ya, 2000 mAh'lik bir pininiz var. Siz bunu şarj edip tekrar kullandığınızda 1500 mAh'ını kullanıyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum var. Bu pili çöpe attığınız zaman bir kayıp oluyor. Ama elinizde böyle bir cihaz olduğu zaman, yani 5 kere dahi doldurmuş olsa, en kötü ihtimalle 5 kere dahi doldurmuş olsa, yani 5 tane pilden kar etmiş oluyorsunuz. Yani gidip de bir daha pil almıyorsunuz. Hem bütçenize zarar olmuyor hem doğaya zararınız olmuyor. Şimdi bakın, ben denemelerini göstereceğim. Cihazda hem ince pilleri hem kalem pilleri aynı anda şarj edebiliyorsunuz. 4 tane yuvası var. Şöyle kabloyu biraz daha uzatayım arkadaşlar. Şu anda prizime bağlı. Cihaz pil yokken bu şekilde duruyor. Şarj olduktan sonra sizin almanıza gerek yok. Cihaz kendiliğinden kapanıyor. Elimdeki pillerin bir tanesini bir takalım. Bu pilimiz dolu mu, boş mu? Şimdi ince pil takıyorsanız şu alt tarafta yuvalar var. Alt tarafa geçiyor. Onu da birazdan şu küçük pille de göstereceğim. Büyükler de üst taraftakine geçiyor. Hemen büyük bir tane pilimizi takıyoruz. Bakın, rengimiz bu şekilde yandığı zaman, kamerada hangi renkte gözüküyor bilmiyorum ama biraz böyle turuncu, kırmızı türünde bir renk yanıyorsa bu pil boş, şu anda şarj etme işlemine başladı. Şimdi ikinci pilimize bakalım. Boş pilimiz mi çıkacak, bozuk pilimiz mi çıkacak? Evet, şu andaki gördüğünüz renkte sarı, yeşil karışık olan bu pilde renginden anlaşıldığı gibi dolu arkadaşlar. Şimdi hemen yan tarafındaki bir daha pilimizi alacağım. Bu arada görüyorsunuz, piller normalde şarj olabilen piller değil. Ben hepsini de Panasonic koydum, pilleri tanıyorsunuz diye. Ve şu anki pilimizde taktığım pil arkadaşlar, ben normalde 20 kere veya 10 kere ne kadar yaptım bilmiyorum. Panasonic pek 20'ye kadar çıkmıyor ama en azından 10 kere falan kullandım ve ömrünü tamamlamış olduğum pilim burada duruyor. Bu pili bir şuradan çıkartalım. Şimdi şuradaki pil normalde şarjlı olan pil arkadaşlar. Bunu da takacağım. Bakın
Gördüğünüz gibi onun da şarjı boş olduğu için renginden anlaşıldığı üzere şu anda şarj olmaya başladı. Bir tane dolu pilimiz var ve bir de küçük pili de görmeniz için AAA dediğimiz pillerden de takıp sizlere göstermek istiyorum. O da şöyle cihazın iç kısmına yerleştirdiğimiz zaman onu da şarj ediyor. Şimdi bu piller dördü de aynı anda şarj olabiliyor. Şarj olduktan sonra gördüğünüz gibi renkleri değişiyor. Yeşil rengini aldığı zaman ne olduğunu anlayabiliyoruz. Cihazın üzerinden almasak bile pilleri üzerinde dursa bile bir şey olmuyor arkadaşlar. Şarj devresi kendisini kesiyor. Pil içerisinde kalabilir. Yani doldu bakayım mı diye bir strese girmenize gerek yok. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi bu cihaz acayip dedik. Acayip olma sebebi dolmayan pilleri şarj etmesi. Bu cihaza bir de garip diyorum arkadaşlar. Neden garip? Bu cihazı artık piyasada bulamıyoruz. Ben biraz araştırma yaptım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında hiçbir yerde bu cihazın satışını bulamadım. Uzun yıllar öncesinde bu cihaz piyasaya çıkmış ama şimdi kaybolmuş. Neden satış yok bilmiyorum ama belki bu pil üreticileriyle alakalı bir durum olabilir. Çünkü bu cihaz pilleri şarj ettiği durumlarda bu alkalin piller alındığı zaman çok fazla ihtiyaç olmayacak. Yani sirkülasyon azalacağı için belki de pil firmaları da bu cihazın piyasadan kaldırılmasını istemiş olabilir. Tabii bu benim tahminim. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama eğer tahmini olan varsa yorumlar kısmına yazarsa sevinirim arkadaşlar. Bu cihazla ilgili soruları olan varsa gene bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.